Şöyle bir işlem yapılmış. İşlemi tabii öğrenci işlem önceliğini yanlış yaparak bunun sonucunu 1 bölü 2 olarak bulmuş. İşlem hatası yaparak, öncelikte hata yaparak. Normalde çarpmayı yapması gerekir. İşlem önceliğinde hata yaptığına göre önce şuradaki çıkarma işlemini yapmış olmalı. Çıkarmayı yanlış yapmış olmalı. Biz de çıkarmayı yanlış yaparsak sonucun 1 bölü 2 çıkması gerekiyor. Önce çıkarmayı yapalım. Bunu 3 ile, şunu da 2 ile genişletirsek, hatalı bir şekilde işlem yaparak tabii. Burası 3, 3 bölü 6, eksi şurası 4 bölü 6 çarpı a eşittir 1 bölü 2. Tabii yanlış yapacağı için önce burayı yapacak, çıkarma işlemini. Burası eksi 1 bölü 6 olur. Çarpı a sayısı eşittir 1 bölü 2. Her iki tarafın paydasında 2 var. Sadeleştirebiliriz. 2'ye böleriz 1, 2'ye böleriz 3. Burada da içler dışlar çarpımı yaparsak ya da sadeleştirmeden şöyle de devam edelim. Böyle çok karışmasın. Burası paydası 6, şunun paydası 2. Şöyle içler dışlar çarpımı yaptığımızı düşünürsek. Burada 2 çarpı, burası eksi a, eksi 2 a eşittir 6 çarpı birden 6. Buradan a sayısı eksi 3 gelir. A sayısı eksi 3'müş. Şimdi işlemi doğru bir şekilde yaparsak, bizden istenen o. Yerine yazıp doğru bir şekilde yaparsak 1 bölü 2 eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 3. Şuradaki 3'ler sadeleşecek. Bunlar normalde önce çarpmayı yapmalıyız. Buradaki eksi ile şu eksi de çarpıldığı zaman artıya dönüşür. Yani ifade 1 bölü 2 artı şuradaki sayı artı 2 olacak. Bu eksiyi artıya dönüştüreceği için. 3'ler gitmişti zaten. Şimdi çapraz çarpıp toplarız. Şöyle. 2 kere 2 4. 1 ekleriz. 5. 5 bölü 2. Evet, işlemin sonucu 5 bölü 2 olacak.